7 tam 6 bölü 9, eksi 3 tam 2 bölü 5. Bu işlemi yapalım. Her zamanki gibi, önce tam sayıları kesirli sayılardan ayırarak başlayacağız. Şöyle yazabiliriz. 7 artı 6 bölü 9, eksi 3, eksi 2 bölü 5. Eksi 3, eksi 2 bölü 5 dememin sebebi ise bu ifadenin eksi parantezi içinde 3 artı 2 bölü 5'e eşit olması. Yani çıkarma işleminin dağılma özelliğini kullanarak parantezi açtığımızda elde edeceğimiz sayı, eksi 3, eksi 2 bölü 5 olacak. Tam sayıları kesirlerden ayırdığımızda 7 eksi 3 görüyoruz. Sonuç ne olacak? 4 olacak, öyle değil mi? Güzel, sonucumuzu buraya 4 olarak yazalım. Şimdi de kesirli sayılarla devam edelim. Elimizde 6 bölü 9, eksi 2 bölü 5 var. Peki, bu işlemi yapabilmek için öncelikle ortak bir payda bulmamız gerekiyor. Peki, 9 ve 5'in en küçük ortak katı nedir? Ona bakalım, 45'tir. O zaman iki ifadenin de paydası 45 olacak. 9'u 45'e eşitlemek için 5 ile çarpmam gerekiyor, değil mi? Eğer 9'u 5 ile çarpıyorsak, tabii 6'yı da 5 ile çarpmamız lazım. 6 kere 5 de 30 eder. Payımıza da 30 yazalım. Diğer kesrimizde ne oldu? Paydayı 45 yapacağız. O zaman 5'i 9 ile çarpmalıyız. Ve kesrimizin değerini değiştirmek istemiyorsak, payı da 9 ile çarpmamız gerekiyor. O zaman da 2 çarpı 9, 18 eder. Böylece ikinci kesrimizin payı da 18 oldu. 30 bölü 45 eksi 18 bölü 45. Şimdi bu işlemin sonucuna bakacağız. Paydamız 45 olacak. Payımız ne olacak? 30 eksi 18, o da 12 oluyor. Yani bu çıkarma işleminin sonucu da 12 bölü 45 etti. Tam sayılarla yaptığımız işlemde ise 4 sonucunu bulmuştuk. Yani bize sorulan işlemin sonucu 4 artı 12 bölü 45 olacakmış. Yani 4 tam 12 bölü 45. Ama işimiz bitmedi. Çünkü 12 bölü 45'i sadeleştirebiliriz. Bunu kontrol etmeyi hiçbir zaman unutmayın. 12 ve 45'in ortak böleni nedir? 3'tür. O zaman iki sayıyı da 3'e bölelim. Ne olacak? 4 bölü 15 çıktı. O zaman sonucumuz 4 tam 4 bölü 15'miş çünkü kesrimizi daha fazla sadeleştiremiyoruz. 4 tam 4 bölü 15 ve bu sefer bitti.